Evet, merhaba arkadaşlar. Sonunda Bilecik'e geldik. Sakarya'nın ardından şimdi buradayım. Tarihi camiye gideceğim. Biraz da Atatürk Bulvarı'nda dolaşırız. Biraz geç geldiğimiz için müzelere gidemeyeceğim. Aslında Bilecik'te Yaşayan Şehir Müzesi var sanırım, belediyenin oluşturduğu. Kültür Bakanlığı'nın da müzesi var. Ama bu gezide zaten oldukça çok müze gezdiğimiz için artık müze görmekten de sıkıldım diyemem, ama birçok şehirdeki müze birbirine benzer. Bakın şehirdeki çeşmeler çok güzel Bilecik'te. Şimdi bu yol istikametinden biraz ara sokaklardayız ama olsun. Kısa bir video olacak bu da. Yani biraz dediğim gibi ana caddelerde de video çekersek güzel olur. Bilecik'i de böylece tamamlamış oluruz. Bildiğimiz bir yer. Arada yolumuz düşüyor. Yani durup böyle gezmiyoruz da içinden geçiyoruz diyelim. Tabii Osmanlı'nın da ilk başkenti burası. Öyle bir önemi de var. Şu sokaklara bakalım. De kaybolmamaya çalışalım. Evet, yani kamera yine sol elimde. İki üç gündür birkaç şehir birden geçtiğimiz için zor oluyor. İki işi bir anda yapmaya çalışıyorum. Bir yandan fotoğraf çekmeye çalışıyorum, bir yandan video. Bir de tabii kendimi işte sağa sola bakarak gezdirmeye çalışıyorum. Zor oluyor ama güzel. Şimdi birkaç gün Bursa'da dinleniriz. Oradan da yolumuza devam ederiz. Belediyenin bir parkı var sanırım. İnsanlar oturmuş. Çok güzel. Güzel düşünülmüş bir park. Ortasında da havuz var sanırım. Tabii camilere bakacağız. Burada da var. Minaresi yine taş, güzel. Küçük bir cami. 1316. Bakıyorsunuz. Evet, Şerif Paşa Camii'ydi. Şimdi yolumuza devam edelim. Burada bir sakinlik söz konusu. Müftülük binası da oldukça güzelmiş. Burada görünüyor. Buralar sakin, vatandaşın da kendi arasında konuşması tabi ekonomi yönelik A4 kağıtlarının ne kadar zamlandığını konuşuyorlar. Her yerde böyle bir sıkıntı var. Biz şimdi böyle gidiyoruz. Daha sonra da Atatürk Bulvarı'na çıkacağım hızlıca. Orada biraz gezeceğim. Umarım kameranın da şarjı yeter. Evet, cami gözüküyor ama aşağı inişi kolay. Bakalım yukarı nasıl çıkacağız. Evet, biraz da oraya gittiğimizde çekeriz. Kameranın şarjı bitmemesi açısından
zaten sokaklarda oldukça sakin. Evet arkadaşlar, geldik ama buralar biraz bakımsız kalmış. Yapılacak bir şey yok. Uzaktan görelim, gördük. Diğer tarafta da aynı şekilde minaresi yıkık durumda bir cami duruyor. Böyle aşağıya doğru iniyoruz. Gün batmadan da ya da batsa da fark etmez. Atatürk Bulvarı'nda olacağız. Şöyle bir tur atacağız ve Bilecik'e de veda edeceğiz. Bu yol oldukça güzel. Aşağı doğru iniyor. Arabayla gelmedim buralara. Yürüyerek geldik. Umarım bu dik bayırları zorlanmadan çıkarız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Muhammed Gazi Camii 1333. Şöyle içine bir bakalım. Evet arkadaşlar, camiyi gördük. İçi bayağı bir restore edilmiş. Ahşap tavana sahip. Güzel bir cami. Yine bir merdiven sorunsalı. Evet, çıkalım bakalım. Bugünlerde gitmekte zorlanıyorum. Yine turumuz Hindistan rotasını oluşturmaya başladık. O olacak. Zaten denizden Türkiye turu. O hazırda. Ona da bakacağız. Onun tekrar planlarına bir bakmamız gerekebilir. Hepsini planlayacağız. Şurada cam bir tanesi var, ona da bakacağım. Evet, buralarda dolaştık. Güzel oldu. Buraya bir cam teras yapmışlar sanırım. Duruma bir bakalım. Teras değil de buradan hem etrafı görebileceğiz sanıyorum ki. Hem de burada bir asansör var aşağı inen. Şuradan biz de bir bakmış olalım. Aşağı inmeyeceğiz. İşte sanıyorum bu aşağıya. Biz yukarı doğru çıkmıştık. Asansörle de aşağı doğru inebiliriz. Aşağı inip tekrar yine o karşı tepelere, şehrin merkezine döneceğiz. Durum böyle.
Evet arkadaşlar, şarjım biraz azaldı. Arabaya ulaşıp bir power bank bakmaya çalışacağım. Yoksa Atatürk bulvarını yalnızca biz gezmiş olacağız. Çekemeyeceğiz. Şarj bir problem. Bugün de oldukça gezdiğimiz için daha da büyük problemler olmaya başladı. Evet arkadaşlar, şarjsız cihazımıza ulaştık, kavuştuk. Dediğimiz gibi ana caddelerde biraz yürüyüş yapacağız. Bursa yolunda biraz karanlığa kalacağız ama çok yapabileceğim bir şey yok. Biraz buralarda gezelim. Zaten buradan da sola çıkıp Atatürk Bulvarı'na çıkmış olacağız. Bakın buralarda da yine belediyenin otopark sistemi devrede. Her yerde varlar. Tuhaf bir şekilde. Evet. Türbenin oraya gittik. Oradaki Osmanlı padişahlarının da olduğu park alan diyelim. Açık hava müzesi. Oldukça güzeldi. Diğer yerlere çok uğrayamadık. İki müze daha olacak sanıyorum burada. Oralara bakamadık. Ama zaten sanıyorum etnografik ağırlıklı bir müze. Ve bu aralar çok fazla etnografya müzesi gezdim. Türkiye'deki müze anlayışımızda genelde birbirine yakın. Şehirlerimiz için bir parkında orada şeyler yazıyor ama gidip bakmadım. Evet. Ana caddelerde de gezelim. Suriyeliler her yerde. Bu köşeyi de tutmuşlar. Görmediğim şehir yok galiba. Her yerde varlar. Tuhaf bir şekilde böyle. Ben de biraz dikkat çekiyor kamera. Kabloya bağladığımız için. Durum böyle.